Selam. Netflix'in yeni avukatlık dizisi olan Güneşin Karanlığında'yı konuşuyoruz bugün. Farklı havasıyla dikkat çeken bir dizi olmuş diyebiliriz. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Dizinin incelemesine geçmeden önce kadroya bakalım. Başrolde Manuel Garcia-Rulfo, Becki Newton, Christopher Gorham, Neve Campbell yer alıyor. Ayrıca dizi Michael Connelly'nin Lincoln Lawyer adlı romanından esinlenmiş. Normalde dizinin adı da bu şekildeydi ancak Türkçe'ye Güneşin Karanlığında olarak çevirmişler. Muhtemelen bunun sebebi aynı yazarın aynı isimli romanından uyarlanan Lincoln Lawyer isimli 2011 yapımı başka bir film olmasından kaynaklanıyor. Diziye klasik otopark cinayetiyle başladık. Ancak işin ilginç tarafı öldürülen kişinin bir avukat olması. Bizim başrolümüz ise Mickey isimli biri ve kendisi bir yıl önce geçirdiği bir kazadan sonra bunalıma girmiş, kullandığı ilaçlara bağımlı hale gelmiş. Rehabilitasyon sonrasında arınmış olsa da bu sürede avukatlık yapmamış. Ta ki bu cinayete kadar. Öldürülen kişi Mickey'nin bir arkadaşı ve ölmeden önce mahkemeye verdiği dilekçede başına bir iş gelmesi durumunda bürosunun Mickey'e devredilmesini istemiş. Bu da dikkatleri Mickey'e çekiyor. Üstelik diğer avukatın davaları da artık ona kalıyor. Yani diziye hızlı bir giriş yaptık. Tüm hikaye bu şekilde başlıyor. Mickey geçmişte 2 evlilik yapmış ve bir çocuk sahibi. Dizinin başında telefon çaldığını ilk eşim, sonrakinde ikinci eşim yazmasında da şaka yapıyor sandık ancak durum gerçekmiş. Telefona bu şekilde kaydetmiş. İkinci eşiyle hala beraber çalışıyor ve bizce karakter olarak çok tatlı bir kadın. İlk eşi oldukça ciddi ve dominant biri ama ikisi de Mickey'yi önemsiyor. Tüm davalarla birlikte önemli ve büyük bir davada Mickey'ye kalıyor. Herkesin gözünün üstünde olduğu bu dava büyük bir oyun şirketi sahibi olan Trevor'ın eşi ve eşinin onu aldattığı adamın ölümüyle alakalı. Cinayetin bir numaralı şüphelisi yani. Ayrıca alınmış bir sürü de küçük dava olması dizinin temposunu bir hayli yükseltiyor. Çünkü henüz müvekkillerini tanımayan, dosyalarını inceleme fırsatı bile bulamamış, dava günlerini tesadüfen öğrenen bir avukatı izliyoruz. Mickey'nin basit davalarda vakit kaybetmemek için akılcı davranıp olayları sinsice çözmesini izlemek oldukça keyifliydi. Üstelik hızlı kararlar verip bazı durumlarda kumar oynaması da heyecan katıyor. Müvekkillerini kendine yakın tutup gerektiğinde yardım alması da karakter açısından çeşitlilik katıyor. Sadece dizinin başında kimsenin birbiriyle olan ilişkisini net bir şekilde göremedik. Bu en başta biraz kafa karışıklığı yarattı. Dizide çok fazla göndermede yer alıyor. Mesela Mickey'nin kendini tanıtma biçimi James Bond ile birebir aynı. Önce soy isim, sonra isim ve soy isim şeklinde kendini tanıtıyor. Your name? Holler. Mickey Holler. Trevor'ın işe başlama şekli ise hepimizin tanıdığı teknoloji devleriyle aynı. Garajında bir şeyler kodlayarak koca bir şirket haline gelmiş. Arka fonda kullanılan müzikler de eskiden yayınlanan dedektiflik konulu çizgi film ve dizilerin müzikleriyle çok fazla benziyor. Ayrıca dizide polis tavrına da çok net bir açıklama getirmişler. Ön yargıların oluşma sebebinin polislerin tavrı ve her şeyi yapabileceklerini düşünmelerinden kaynaklandığını ve halk ile bu yüzden iyi anlaşamadıklarını belirttiler. Bunu dedektif Griggs'ten sonra yapmaları da var olan bir algıyı yıkmak istemelerinden kaynaklanıyor. Beyaz bir Amerikan polisi kullansalardı klişe olacaktı çünkü. Dizide davanın ilerleyişi, herkesin bir yandan bir şeyleri araştırması güzeldi. Tüm bu davaları kabul etmek başlı başına zaten kendini riske atmak demekti. Çünkü önceki avukat bu davalardan biri yüzünden öldürüldü. Bir yandan hem bunu öğrenmeye çalışmak hem de davaları elden çıkarmak için uğraşmak bir kargaşa yaratacak diye beklerken tam tersi dizi bunu güzel bir şekilde işleyip her şeyin düzgünce işlemesini sağlamış. Mickey'nin olaylara bakışı bazı yerlerde Daredevil'dan Matt Murdock havası veriyor fazlasıyla. Onun dışında bize verilmeyen eski husumetlerinde açıklamaları ileride yapılıyor. Bazen fazla zekice, bazen de çok şanslı hareket eden bir karakter yaratmışlar. İlk kez silah kullandığı kısım oldukça komikti. Ancak genel olarak dizide ağır bir hava da hakim. Küçük davaların büyük davayla ilişkili olması da güzel bir olay örgüsü sağlamış. Ayrıca bu tarzda dizi izlemeyi seviyorsanız daha önce incelediğimiz BluTV yapımı Alef ve Netflix yapımı Bir Skandalın Anatomisi adlı dizilere yukarıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Fark ettik de oyuncuların her biri bizim ülkemizde yer alan oyunculara benziyor. Bu dizinin bir Türk versiyonu olsa avukatı Murat Yıldırım, ona yardım eden arkadaşını da Okan Yalabık oynayabilirdi. Dizi gayet izlenebilecek, keyifli ve düşündüren bir yapıda. Açıkçası biz keyif alarak izledik. Siz ne düşünüyorsunuz? Güneşin Karanlığında hoşunuza gitti mi? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.